Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf EIS kitabında 34 numaralı föyü çözeceğiz. Şimdi çemberde daire ve çember çevresiyle başlıyoruz. Alan ve uzunluk bakacağız. Yay uzunluğu. Şimdi biz dairenin çevresini nasıl buluyoruz? 2 pi r formülümüzle buluyoruz. Çevre bölü 2 r'den yani çaptan çevre bölü çaptan pi'ye ulaşıyoruz aslında. Çevreyi bulurken 2 pi r formülüyle bulacağız. Şimdi ne demiş ilk soruda? Yukarıda verilenlere göre dairenin çevre uzunluğu kaç pi'dir demiş. Bakın 8 var 6 var. AC'miz çap. AC çapsa o zaman B'nin 90 olması lazım. Çapı gören çevre açıdan dolayı. 6 8 10 yaptı. Demek ki R'miz 5 geldi. Neydi? 2 pi R'ydi. 2 çarpı pi çarpı 5'ten 10 pi yapacakmış çevresi. İkinci soru. Yukarıda birim karelik kağıtta 2 birim yarı çap, Yarım daireler bir motif elde edilmiş. Motifin çevresi kaç birimdir diyor. Hemen bakalım. Şimdi tek tek bulmaktan sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın burada bir yarım var. Şöyle yarı çapı 2 olan. Burada bir yarım var. Bir yarım aşağıda var. Bir yarım da içe doğru girmiş. Toplamda 4 tane yarım var yani. 4 e yarım dediğimiz aslında ne yapar? 2 tane tam yapar. O zaman 2 çarpı pi çarpı 2 bir tanesi yapıyordu. Bize 2 tane lazım. Bir de çarpı 2 yaptım. Yani bu da 8 pi yaptı toplam çevresinin uzunluğu. Üçüncü soru. E, daire teğet olduğuna göre dairenin çevresi kaç birimdir demiş. Yarı çap bulmamız gerekiyor. Hemen o ile şöyle a'yı birleştirdim. Burayı 30-30 böler dedim şöyle. Hemen teğet gördüm bakın. B noktası teğetmiş. Teğete gittim. E 30-60-90 üçgeni var. 60'ın gördüğü 4 kök 30'un gördüğünün 4 olması gerekir. Demek ki R dediğimiz 4 geldi. Bizden çevre soruluyordu. 2 çarpı pi çarpı 4 yaptım hemen. O da 8 pi yapmış oldu. Dördüncü soru. Şekilde ABC dik üçgeninde köşelerine ABC merkezli ve 2 birim yarı çaplı 3 eş çember çizilmiş. Eş olmasına dikkat edin. 8 birim demiş. Tamamdır. 15 verilmiş. Neresi? AC. Şurayı göstereyim hemen. Şurayı şöyle bize 8 vermiş. Burayı da BC'yi de 15 vermiş. Özel bir dik üçgen bu. 8 15 17. Yani hipotenüsü de 17 geldi şurası da. Şöyle. Ne soruyor? Yukarıdaki verilere göre çemberi saran en kısa ipin uzunluğu, dışarıdaki ipi soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Merkezlerden teğetlere gidelim. Şurası teğet. Şuradan şöyle bir teğetlik var. A için şurada bir teğetliğimiz var. Bir de şöyle bir teğetlik var. Aynı şekilde B için bir de aşağısında var. Bakın aşağıda dikdörtgenler elde ettim. Yani şuranın uzunluğunu buldum artık. Burası 15. Buranın uzunluğunu buldum. Burası 8. Bir de şuranın uzunluğunu buldum. Şöyle burası da 17 geldi. Şimdi nereler kaldı? Şu dışarısı kaldı. Şuradaki. Şurada, şurada bir yay kaldı. Bir de şurada bir yay kaldı. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Şuradaki açıya alfa desem. Şuradaki açıya beta desem. Buraların dik olduğunu biliyorum. Değil mi? Şuradaki açı ne yapacak? Bu arada kalan açımız o zaman. Şöyle dışarıya alayım. 180 eksi beta yapacak. Burası alfa burası 90. 180 demek ki buraya ne kalacak o zaman? Buraya da 180 eksi alfa kalacak. Bura 90. Bura 90. Bura 90. Demek ki buradan da bir 90 derece gelecek. Şimdi bu yaylar bunların yarı çapları hepsinde aynı. Yarı çapı iki birim olarak vermişti zaten bana. Yaylarda yarı çaplar aynı olduğu için yayların merkez açılarına bakıyorum. Bakın 180 eksi beta var. 180 eksi alfa var. Bir de 90 var. Hepsini toplasam ne yapacak? 360, 270, pardon 360, 90 daha. E, 450, hatta şöyle yapalım. 450 eksi parantezinde alfa artı beta yapacak. Bu merkez açısı. E alfa artı betayı da biz nereden biliyoruz? Dik üçgenin içinden biliyoruz ne olduğunu. Alfa artı beta 90 derece. Alfa artı beta yerine 90 yazarsam. Demek ki 450 eksi 90'dan 360 derece. Yani bu şu demek aslında şuradaki yayla şuradaki yay ve şu dışarıda kalan yay bir tane yarı çapı 2 olan çemberin çevresi kadar yapıyormuş. Onu da nasıl hesaplıyorduk? 2 çarpı pi çarpı 2 dersek 4 pi oradan geldi o yayların toplamı. E bir de dışarıda 17, 15 ve 8 var. Bunları toplarsam eğer buradan da bir 40 geldi. Cevabımız 40 artı 4 pi olmuş oldu. Daire yayının uzunluğu. Şimdi şöyle biz ne dedik çevresini hesaplarken? 2 pi r dedik tamamını. Aslında şöyle söylüyoruz. 360 derecelik bir daire 2 pi r kadar giderse alfa dereceliğe ne kadar gider? Bunu hesaplamak istiyoruz aslında. Buradaki AB yayının uzunluğu diyelim o soru işaretine şöyle. Bakın işler dışlar yapsak 360 derece çarpı AB yayının uzunluğu eşittir alfa çarpı 2 pi r. Eğer ki 360'ı bu tarafa atarsanız şöyle oldu. AB yayının uzunluğu alfa bölü 360 çarpı 2 pi r şeklinde bulacağız arkadaşlar. Gayet basit oran orantı mantığıyla. Şimdi 5 ne demiş? 9 birim yarı çaplıymış. 40 dereceymiş. Orası 40 ise hemen çevre açıdan biliyoruz. Burası 80 derece yapmalı. Merkezde birleştiriyorum şimdi. A ile O'yu birleştirdim. O ile de B'yi birleştirdim. Burası 9. Burası 9. Arasındaki açı ne olmalı? 80 derece olmalı. Ben şu yayı arıyordum. AB yayını. O zaman nasıl bulacağım? 80 bölü 360. Bakın merkez açısı 80 çünkü. 80 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı 9 dedim. 80 bölü 360 şununla şunu sadeleştirdim. E, 2 çarpı 9 18. Aşağıda 36 var. 2 ile sadeleştirdim. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4 yani en son kalan 4 pi kalmış oldu. O da AB yayının uzunluğu. 6. Çevresi 64 birim olan bir kare var. İşte çemberi çizilmiş. EK yayı soruluyor. EK yayı nerede? Şurası. Buranın hemen bir merkez açısını bulmamız lazım. Şimdi şöyle. Merkezde şöyle teğeti birleştirdim. Burası 90. Burası zaten yarı çapım. Şimdi arkadaşlar çevresi 64 ise karenin bir kenar o zaman 16'dır. Bunun tamamı şöyle 16'dır. E burası ne yapacak? Bakın. O ile de H'yi birleştirsem bu da R. E bu da R. Bu da R. Bu da R. Burada küçük bir kare yaptım. Demek ki bunu da böyle bu şekilde aşağı birleştirsem o zaman bu da r bu da r bu da r. Demek ki 2r 16 ise 2r 16 ise r'miz 8 geldi. Yani şuralar 8. Hatta şurası da şöyle 8 geldi. Peki bu bir tam köşeden gittiğine göre şuralar r r'ydi. Şurası da r'ydi çünkü. 45 45. O zaman burası da 45 derece oldu. Yani merkez açıyı buldum. Yani sorunun bana sormak istediği yay şöyleymiş. Yarı çapı 8 olan, merkez açısı 45 derece olan Şöyle şuralar 8 8 olan şu yayın uzunluğunu istiyor. Biz de diyoruz ki bu yayı şöyle buluruz. 45 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı 8. 45 bölü 360 1 bölü 8 yapar. Şuradaki 8 ile yukarıdaki 8 sadeleştirirsem demek ki bu yayın uzunluğu 2 pi yapacak. 7. soru. Bir duvar saatinin akrebinin uzunluğu 18 birimdir. Akrep olan kısa olandı akrebin ucu 2 saatte kaç birim yol alır? Şimdi şöyle düşünün. 1 saatte 12 eş bölme var. E tamamı 360 derece bunu. O zaman hemen 360'ı 12'ye bölsek. Demek ki bir tanesi 30 derece yapacak. Yani mesela şöyle düşünebilirsiniz. Akrep buradaydı. 2 saatte ne olacak? 2 tane ilerleyecek. Şöyle gelecek. Şuraya gelecek. Yani 30-30'dan 60 derecelik izlemiş olacak aldığı yolda kaç birim yol olur diyor. Aldığı yol bu kadar. Şöyle bir yol olacak. Ne demişti bize akrebin uzunluğunu? 18 vermişti. Yani şu yolu arıyorum aslında. Diyorum ki 60 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı 18 diyorum. 60 bölü 360 1 bölü 6 yapacak. 1 bölü 6. 6 ile de 18 sadeleştirdim. 3. 3 çarpı 2 pi'den cevap 6 pi yani c şıkkı yapacak. Şimdi alan kısmına geldik. Nasıl buluyoruz dairenin alanını? Pi çarpı r kare şeklinde. Dairenin alanını bulurken pi r kare formülünü kullanacağız. Şimdi burada ne demiş? Aşağıda şekilde 5 metre uzunluğunda bir direğin ucuna yerleştirilmiş dik koni biçiminde bir şemsiye ve gölgesi gösterilmiş. Buna göre güneş ışınlarının şemsiyeye tam tepeden geldiği bir anda şemsiyenin yerde oluşturduğu daire şeklindeki gölgesinin alanı kaç metre karedir demiş. Şimdi gölge aşağıda. Hatta dik konide de şurası var şöyle. Aslında bunun gölgesi geliyor aşağıya yani. Şöyle şurası merkez olsun. Şurası yarı çap hemen. Şöyle R diyelim. Şu aşağıya kadar olan kısmı biliyorum aslında. Bakın aşağıdan da R'yi gösterelim. Burası 3.5. E tamamını 5 metre vermiş. Demek ki yukarıya ne kaldı? 1.5 kaldı. Bakın orada bir dik üçgen yaptık. Şöyle. Buraya R dedik. Buraya 1.5 dedik. Hipotenüsü 2.5. Bu 3, 4, 5'in katları olan bir üçgen. 15, 20, 25'den aklınıza gelebilir. Bu yüzden rye 2 dedik. R'yi bulduk. E bizden alanı soruyordu. Alan nasıl bulunuyor, bulunuyordu? Pi R kare. Pi çarpı 2'nin karesinden cevap 4P yapmış olacak. 9. AB 8 AD 4 şekildeki çember ABCD dikdörtgenin köşelerinden geçmektedir. Taralı bölgenin alanı nedir diyor. Bu bir dikdörtgense şöyle A açısına 90 diyebilirsiniz. Eğer ki B ile de D'yi birleştirirsek bu bizim dikdörtgenimizin köşegeni olur. Aynı zamanda çemberin de çapı olmuş olur. Hemen o zaman çap neden dedik bu arada. Ç çapı gören çevre açı 90 ya. O yüzden bakın şurası da 90 hatta. O zaman 4, 8 nasıl bir özel üçgen bu? Bakın onu da bilmekte fayda var. Hep 3, 4, 5'i, 5, 12, 13'ü değil de bunları da bilmeliyiz. A'ya 2A dersek burası her zaman A kök 5'tir. Küçük olanın kök 5 katıdır. 4, 8, 4 kök 5 oldu. Demek ki burası o zaman 2 kök 5, 2 kök 5. Şimdi yeşil alanı nasıl bulacağım? Yeşil alanı şöyle bulacağım. Önce yarım dairenin alanını bulacağım. Yarım dairenin alanından da içerideki dik üçgeni çıkartacağım. Hatta dik üçgenin alanı da belli. 4 çarpı 8 bölü 2 yani 16. 16'yı çıkartacağım. Şimdi yarım daireyi bulayım. Önce yarım dediğim için 1 bölü 2 dedim. Pi dedim. Yarı çapım 2 kök 5'ti. Karesini aldım. Eksi dedim 16'yı çıkartacağım. Dik üçgenin alanını istemiyoruz çünkü. 2 kök 5'in karesi 20. 20 pi bölü 2'den 10 pi. 10 pi eksi 16 cevap olacak. A şıkkı. Şimdi daire diliminin alanı aslında daha demin yaptığımız çevre uzunluğuyla aynı mantık. Yani 360 dereceye pi r kare kadarlık bir alan gidiyorsa alfa'ya ne kadarlık bir alan gider? Onu arıyoruz. Oradaki soru işareti de alfa bölü 360 çarpı pi r kare. Yani alan sorulursa pi r kare, çevre sorulursa da 2 pi r koyacağız. Ne demiş? O noktası çemberin merkezi 27 derece. E orası 27 derece ise çevre açıdan dolayı bura ne yapar? 54 derece. Merkez açı ne yapar? O da 54 yapar. Bizden taralı yani sarı kısmı istemiş. Diyorum ki o zaman 54 bölü 360 çarpı pi çarpı 10'un karesi dedim. Şimdi bunu 18'e bölsem 3. Bunu 18'e bölsem 20 yapacak. Yani şöyle yaptı. 100 pi 300 pi bölü 20 yaptı. Oradan da cevap 15 pi gelmiş oldu. 11. Bu bir dikdörtgenmiş. 2'ye 4 verilmiş. D, E, B merkezliymiş. B merkezli bir çember yayı dili pizza dilimi var burada. Bakın şöyle. Hatta burası yarı çapı bakın. Şu şekilde. Şöyle yarıçap. Şimdi şu açıyı bulabilir miyiz acaba? Bu açıyı bulursak soruyu bitiririz. Bu açı alfa desem aslında alfa burası da. Bakın onu şuradan bulacağım. Burada bir özel üçgen var arkadaşlar. Çünkü dik kenarlarından biri hipotenüsün yarısı olmuş. Demek ki o zaman bu alfa 30 derece olmalı o zaman. 30'u gören 2 iken 90'ın gördüğü 4 olmuş. O zaman ben bu dilimi şöyle yazarım. 30 bölü 360 çarpı pi çarpı yarı çapım 4'tü karesi. Bu da ne yapar? Şurası 1 bölü 12 yapar. 16 pi bölü 12'den sadeleştirirsem 4 pi bölü 3 yapar cevap. 12. soru. O noktası 3 birim. Yarı çapta dairenin merkezi 70'e 130. Taralı bölgelerin alanları toplamı. Şimdi burada tek tek toplamamıza gerek yok. Sebebi şu. Şimdi 70 buradan. 130 buradansa 200 yaptı. Geriye 360'a tamamlamak için. Demek ki şu iki açının toplamının. Ne yapması lazım. 160 yapması lazım ikisinin toplamı. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela şu AC pizza dilimini kestim buradan. Buradan kaldırdım. Geldim bunun yanına yapıştırdım. Şu şekilde buraya yapıştırdım. O zaman buranın tamamı kaç derece olmuş oldu? 160 derece olmuş oldu. Ne, nasıl bu kadar rahat yapıştırabiliyorum? Çünkü yarıçapları aynı. O yüzden. Demek ki benden istediği 160 derecelik bir pizza dilimi var ve yarıçapı da 3. Onun alanını istiyor. O zaman 160 bölü 360 dedim. Çarpı pi çarpı yarıçap üçtü 3'tü. Karesi 9 yaptı. Sadeleştireyim şunlar gitti. 4'e bölsem 4 4'e bölsem 9. E 9'lar da gitti. Cevap 4 pi yapmış oldu. 13 ee, Bize bir dik üçgen vermiş. Uzunluklar veriliyor. B merkezmiş. C merkezmiş. A da merkezmiş. Ve bunlar eş. Eş olduklarını nereden anladım? Hepsinin yarıçapları çapları 3 çünkü. Oradan anladım. Burası da 3. Burası da 3. Burası da 3. Hatta burası ne geldi bakın. Burası toplamda 10 geldi. Bakın burası 6. E aşağının 8 olması lazım. Demek ki şurası 2 o zaman. Tamam. Taralı bölgeyi soruyor. Şimdi önce bir hemen soruya dalmayalım. Da önce taralı bölgeyi nasıl elde edebiliriz? Bir onu kuralım kafamızda. Taralı bölgeyi şöyle düşünebiliriz. Büyük dik üçgeni bulacağız. Sonra şu pizza dilimlerini bulup çıkartarsak eğer yeşili bulmuş olacağız. Şimdi büyük dik üçgenin alanı ne? Onu şuraya not alalım. 6 çarpı taban 8 bölü 2 yaparsam 24. Bu dik üçgenin alanı. Şimdi dik üçgenden pizza dilimlerini çıkaracağım. Onu nasıl yapacağım? Bakın zaten bunu biliyorum. Bunun merkez açısı 90. şimdi ben buraya alfa desem. Buraya da 90 eksi alfa desem. Demek ki o zaman şuradaki şu boyadığım pizza dilimiyle bu boyadığım pizza diliminin toplamı. Merkez açısının toplamı 90 derece yapıyor. Arkadaşlar yarı çaplar aynı çünkü. E, bir 90 da aşağıda köşede var. Sağ köşede var aşağıda. E, onların toplamı 180 yaptı. Demek ki aslında ben şöyle bir dilim arıyorum yani. 180 derece yaptı. Yarı çapı 3 olan. E, bunun alanında da şöyle bulurum. 1 bölü 2 çarpı pi çarpı 3'ün karesinden. Yani 9 pi bölü 2 şeklinde bulurum. Toplam 24 üçgenin alanı 9 pi bölü 2 dersem. O da A şıkkında var. Daire parçasının alanı var şimdi. Yani dışarıda kalan bir parçanın alanı var. Burada bir formül verilmiş. Buna odaklanmak zorunda değiliz. Her şeyi buna göre uyarlamak zorunda değiliz. Sinüs alan kullanılıyor burada. Nasıl bir mantığı var? Şöyle yapıyor önce arkadaşlar. Diyor ki şuradaki pizza diliminin alanını bulacağız. Bunu nereden bulacağız? Alfa'yı ve R'yi verecek zaten soru bize. Buradan bulacağız. İşte bakın onu burada buldu. Şurada alfa bölü 360 çarpı pi R kare yaptı. Sonra da diyor ki buradaki üçgeni de sinüs olandan çıkaracağız. Sinüs olan neydi? 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı aradaki açının sinüs. Üçgeni çıkartırsak işte bizden istenilen bölgenin alanı olmuş olacak. Şimdi ne yapmış? Bize taralı bölgeyi sormuş. Hemen şöyle çektim şurayı. Dedim ki bu yarı çap. E bu da yarı çap. E orada 60 varsa burası da 60. Demek ki bu ikiz kenar değil eşkenar aslında. Burada böyle. Yani bu da altı bu da altı. Şimdi diyorum ki pizza dilimini bulayım. Pizza dilimini bulduktan sonra da eşkenarın alanını çıkartayım. Pizzanın pizza diliminin alanı nedir? Alfa 60 bölü 360 çarpı pi çarpı 6'nın karesi. Bu da ne yapar? 1 bölü 6 çarpı 36 pi yapar. Yani 6 pi yapar. Tamam bu pizza dilimin alanı. Şimdi eşkenarın alanı nasıl bulunuyordu? Hatırlayın. Eğer ki bir eşkenar üçgenin kenarına A derseniz alanı a kare kök 3 bölü 4 şeklinde bulunur. Oldu da bu formül aklına gelmezse eğer dik indirmeyi düşün. Şöyle dik indirebilirsin. Burayı 3 3 bölersin. Burası 3 burası 6 ise burası 3 kök 3'tür. Bak yüksekliğini buldun. Taban biliyorsun. Alan bulabilirsin. O da gelmediyse aklına sinüs alandan yap. 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı aradaki açının sinüsü de. Yani sana kalmış. Ben a kare kök 3 bölü 4'ü kullanacağım. Bir kenara 6 çünkü. Eşkenarın alanı şöyle oldu. 6'nın karesi kök 3 bölü 4. 36 kök 3 bölü 4 9 kök 3 yaptı. Yani toplamda 6 pi eksi 9 kök 3 cevabımız olmuş olacak. 15. O noktası dairenin merkezi BC'yi de 4 vermiş. Orası eğer 45 ise çevre açıdan dolayı buranın 90 derece yapması gerekir. Şimdi ben bir B ile O'yu bir de O ile C'yi birleştirdim. Şuraya 90 dedim. Çünkü oraya BCY'yi 90 derece. E orası 90. Bunlar yarı çapsa demek ki yarı çapım 2 kök 2 olacak. 45 45 90 üçgeni bu. Hemen şu üçgenin alanını bulabilirim aslında. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptım. 8. 2'ye de böldüm. 4. Demek ki bu üçgenin alanı 4'müş. Bakın hiç sinüs alan kullanmadım. Şimdi şu pizza diliminin alanını bulayım. E, 90 bölü 360 çarpı. Pi çarpı 2 kök 2'nin karesi. 90 bölü 361 bölü 4. 2 kök 8 pi yaptı. Yani daire diliminin alanı 2 piymiş. Ama 4'ü istemiyoruz. Dik üçgenin alanı istemiyoruz. 2 pi eksi 4 olacak cevap. 16. AB yarım dairenin çapı 8 olarak verilmiş. CD 4 kök 2 taralı alan soruluyor. Hemen bir merkez belirledim. Burası 4 burası 4 olsun. Merkezde gittim şöyle D'yi birleştirirsem bu da yarıçap 4 olur. C'yi de birleştirirsem bu da yarıçap 4 olur. Burada bir özel üçgen çıktı. 4 4 4 kök 2. Demek ki burası 90 dereceymiş. O zaman bu üçgenin alanını biliyorum. 4 ile 4'ü çarptım 16. 2'ye de bölersem buranın alanı 8 geldi. Şimdi şu açıya alfa deseniz arkadaşlar. Burada bir pizza dilim var. Bura ne olur? 90 eksi alfa olur. Demek ki diyorum ki o zaman şu pizza dilimiyle şu pizza diliminin toplamı aslında 90 derecelik bir pizza dilimi yapıyor. Yani 90 bölü 360 çarpı pi çarpı 4'ün karesi. 1 bölü 4 çarpı 16 pi eşittir 4 pi. 4 pi de buradan geldi alan. Başta da 8 bulmuştuk. Cevap 4 pi artı 8 yapmış oluyor. 17. Çapları aynı doğru üzerinde bulunan şekildeki 3 yarım daireden soldaki ve sağdaki A ve B noktalarında ok yönünde döndürüldüğünde K noktasında birbirine teğet duruma geliyorlar. Son durumda elde edilen şeklin çevresi 36 pi santim olduğuna göre ilk durumda mn kaç santimdir demiş. Şimdi şöyle yapalım bir merkez belirleyelim şunları şöyle bir pembeye ve maviye. Hatta buna ne diyelim şöyle buna a diyelim yarıçapına. buna da burası da olur. Buraya da b diyelim burası da b olacak. Şimdi mesela ben burayı bulmak istiyorum. Şunun uzunluğunu 36 pi var. Toplam hepsine 36 pi vermiş ya parça parça bulalım. Nasıl buluyorduk normalde? 2 pi reydi. E, yarımsa bu pi r olacak. E, yarı çapta r değil a. Demek ki burası pi a olacak. E, aynı şekilde buraya git şimdi. 2 pi r idi. E, yarısını arıyorum. Pi r olacak. R değil b olacak. O zaman pi çarpı b olacak. Aynı şekilde sarı. Şimdi sarının yarı çapına bakın arkadaşlar. Bakın çapı ne? Çap 2 a artı b. Sarının yarı çapı. Bu önemli. Sarının yarı çapı ne geliyor? a artı b geliyor. Çünkü çapı 2 a artı b. O zaman bu da pi parantezinde a artı b gelecek. Bakın bunu niye hesapladık? Çünkü son durumda şeklin çevresi 36 pi'miş. Demek ki hepsini toplasak pi parantezinde 2 a artı 2 b geliyor. Bu da ne yapıyormuş? 36 pi. O zaman pi'ler gitti. Demek ki a artı b dediğimiz 18 yaptı. Bu dursun. Şimdi mn'yi soruyor. E burayı biliyorum ben. a a. E burayı biliyorum. Burası 2 a. Pardon. Burası A artı B. Burası A artı B. Burayı biliyorum. B, B. Yani şurası 2A. Şurası 2A artı 2B. Burası da 2B. Toplamda ne oldu o zaman? 4A artı 4B oldu. Yani 4 tane 18 oldu. O da 72 gelmiş oldu. E şıkkında var. 18. Şekil 1'de gösterilen O merkezi daire biçimli bir kağıt katlandığında şekil 2'de gösterildiği gibi A noktası O noktasına geliyor. Katlanan kısım tekrar açılıp üst üste gelen bölgeler şekil 3'te gösterildiği gibi boyanıyor. O merkezi dairenin yarış yapı 6 birim olduğuna göre boyalı bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi katlamış arkadaşlar. Katlamadan dolayı şöyle bir şey oluştu. Şimdi ben O ile A'yı birleştirirsem şu mesafe ile şu mesafenin eşit olması lazım. Çünkü katlama üst üste gelmiş. Aynı uzunlukta katlanacak. Simetri alınmış gibi düşünebilirsin. Hatta buraya R diyeyim. Buraya da R diyeyim. Gerçi yarı çapı 6 vermiştir. R dememe gerek yok. Burası 3. Burası 3 olacak. E şimdi burayı birleştirsem şöyle. Bu da yarı çapım benim. Burası 6. Demek ki burada özel bir dik üçgen oldu. Buranın 30. Buranın 60 olması gerekir. Aynı şekilde bunu birleştirdim. Bu da 60. Şimdi bunu sarıya uyarlayalım. Bakın şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle çektim. Şöyle çektim. Şuranın 120 olduğunu buldum. Şurası 6. Şurası 6. Amacım ne biliyor musunuz? Şuradaki sarıyı bulabilmek. Çünkü ben eğer buradaki şu taradığım sarıyı bulursam bunu 2 ile çarptığımda cevabı verecek. Çünkü aşağıda da katlanmış şekilde aynısı çünkü. Şimdi oranın alanını pizza dilimiyle başlayacağım. 120 bölü 360 çarpı pi çarpı 6'nın karesi. Bu 1 bölü 3. 36 pi. 3'e böldüm. 12 pi. Şu an benim bulduğum şu 12 pi şu pizza diliminin alanı. Ama ben bu üçgeni istemiyorum. Arada bir tane 6 6, 6 arada 120 derecelik bir üçgen var. Şu üçgenin alanı istemiyorum. Sinüs alan yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sin 120. 1 bölü 2 çarpı 36. Sin 120 ne demek? Kök 3 bölü 2 demek. Böyle yaptım. Oradan da ne geldi? 9 kök 3. Demek ki ben 12 pi'den 9 kök 3'ü çıkartırsam eğer işte sadece şu kısmı bulmuş olurum. Buranın alanını. Ama soru bana tamamını soruyordu. Demek ki 2 tane var bundan. O zaman 24 pi eksi 18 kök 3 yapacak cevap. O da bakalım C şıkkında var. Şimdi örnek soruları bitirdik. Ödev testindekilere bakacağız. Hemen oradan şöyle bir adım ötesindekileri çözelim. O noktası yarım dairenin merkezi demiş. Orayı bize 2 olarak vermiş. Tamamdır. Bak, Bakın hemen yarıçapı bulabilirim buradan. O ile birleştirdim. Şöyle 2, 2, 2 kök 2. Hatta burası 45 derece. Tamam bana bu lazımdı. Taralı alan soruluyor. Ben de diyorum ki şu pizza diliminin alanını bulurum. Ve şu üçgenin alanını zaten biliyorum. 2 kere 2, 4. 4'ü de 2'ye böldüm. Burası 2 yaptı. Şu alanı çıkartırım. 45 bölü 360 çarpı pi çarpı 2 kök 2'nin karesi eksi dedim. Bir de 2'yi çıkaracağım. Üçgenin alanını çıkarmak istiyorum. 45 bölü 361 bölü 8. Kök 2'nin 2 kök 2'nin karesi 8. 8 pi bölü 8'den pi. Cevap pi eksi 2 gelecek. İkinci soru. Taralı alan sorulmuş. Orada 75 derecelik var. 12'yi soyar orası. Hemen şu O ile C'yi birleştiriyorum. Bir yarı çapta ben gösteriyorum şöyle. Şurası da 12 yapacak. Şöyle. Şurası 30 derece geldi. Çünkü bu da 75. O zaman bura ne oldu? Burası 60 oldu. E 90'ın gördüğü 12 ise o zaman burası 30. 30'un gördüğü 6 olur. Burası 6 kök 3 olur. Tamam. Ben şimdi şu pizza diliminin alanını bulurum. Şurada şöyle bir pizza dilimi var. Şu şekilde. Ve şurası 60 derece. Bura 12, bura 12. Fakat burada içinde bir tane de dik üçgen var. Çünkü sarı burası. Sarı bölge burası. E o zaman bunu çıkartalım. Burası 6 burası 6 köküçse ne yapar? 36 köküç bölü 2'den 18 köküç yapar sarının alanı. Pardon e, dik üçgenin alanı. Sarıyı bulalım. Yani daha doğrusu pizza dilimini 60 bölü 360 çarpı pi çarpı 12'nin karesi. Burası 1 bölü 6. 144 pi bölü 6 ne yapacak? Bu da 24 pi yapacak. Yani 24 pi'den 18 kök 3'ü çıkarmamız lazım. Sarı için o da değişikliğinde var. 3. soru. ABC merkezi veri çapları 2 birim olan 3 özdeş çember ikişer ikişer birbirine t taralı bölgenin alanı gelin merkezlerini birleştirelim hemen. Şöyle birleştirdim. Şöyle birleştirdim ve de şöyle birleştirdim. Bakın yarıçapları 2 idi. Özdeşti ne elde ettik böyle yaparak? Bir eşkenar üçgen elde ettik. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4 ise alanı 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3. Neden bunu buldum? Çünkü şu pizza dilimlerini çıkartacağım. Peki bu pizza dilimlerinin yarıçapları aynı. O zaman bir merkez açılarına bir bakayım. E hepsinin merkez açısı 60. E 3 tane 60 180 yapacak. E, 180 ne demek? Bir tane yarım demek. Yarı çapı 6 olan bir yarım demek. E tamamı 36 pi'dir. 1 bölü 2 çarpı pi çarpı altının karesi. Bu da ne yapar? 18 pi yapar. Yani üçünün toplamı şu 3 tane tiklediğim pizza dilimlerinin alanları toplamı 18 pi. O zaman 4 3'ten de 18 pi'yi düşersem cevap olmuş olacak. Bakalım. Aa pardon yarı çapı 6 aldık ya. Yarı çapı 2 idi. Hemen düzeltelim. Biz eşkenarın eşkenara gittik orada. Şurayı düzeltelim. Şurası arkadaşlar. Yarı çap 2 ise 1 bölü 2 çarpı pi çarpı 2'nin karesi. Yani 4 pi bölü 2'den cevabımız 2 pi olacak. 4 kökü çeksi 2 pi gelecek. D var. Dördüncü soru. Bize bir dik üçgen verilmiş. ED A merkezi demiş. O zaman demek ki AD yarı çap. Burası da yarı çap. Bu da 6'dır o zaman. Orası 3 kökü verilmiş. Acaba merkez açısını biliyor muyuz? Ona bakmak lazım. Başka ne diyor? Bakın şurada bir bilgi var. Dikkat edin. AB ile şu uzunlukla AC birbirlerine eşitmiş. Yani buradan ne anladık? Burası 45 derece. Bu da 45 derece. Şu şekilde. Tamam. Ee, şimdi yukarıdaki şu açıyı bulabilir miyiz? Ona bakalım hemen. Hmm, dilimin alanı ne kadardır demiş. 3 kökü var. Burada 6 var. Şuradan bir dik indirsem bir şeye ulaşabilir miyim acaba? 3 gelecek. Evet şöyle yapalım bakın. Şuradan şöyle bir dik atsam aslında 45 var ya orada. O dikin nereye düştüğü çok önemli değil. 90'ın gördüğü 3 kök ise burası 3 geldi. Bakın şuradaki dik üçgenden bizim aradığımız bu alfa açısı geldi. Şu dik üçgene bakın arkadaşlar. Bakın alfa 3'ü görmüş 96'yı görmüş. Demek ki bu alfa dediğim şey 30 derece. Yani ben 30 derecelik bir daire dilimini arıyorum aslında. Şöyle bir daire dilim var. Burası 30, burası 6, burası 6. İşte ben bu daire dilimini arıyorum. 30 bölü 360 çarpı pi çarpı 6'nın karesi. Bu da 1 bölü 12, 36 pi bölü 12'den cevap 3 pi gelmiş olacak. Beşinci sorudan devam ediyorum. Şekil 1'deki o merkezli R birim yarıçaplı daire AKB 120 dereceymiş. AKB yayı şurası 120 dereceymiş tamamdır. Sonra ALC yayı 90 dereceymiş. Şurası 90 dereceymiş. Tamam onu da aldık. Sonra AB ve AC boyunca kesilip iki parça çıkarılmış. Tamam. O yeşil parçalar kalmış. Çıkışacak şekilde yapıştırılıyor diyor. Şekilde BC 6 eksi 2 kök 6. BC neresi? Şekil 2'deki BC'ymiş ama şurası. Tamam. Şurası 6 eksik kök yok altı olduğuna göre diyor. Dairenin kesilmeden önceki alanı yani yarı çapı bulmak lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar orası 120 ise şöyle gitsek şöyle de gitsek ne deriz? Hatta C ile de birleştirsek şurası 90. Şurası da 120. Şimdi buraya R desem. Buraya R desem bu uzunluk R kök 3 yapar. Buraya da R desem burası R kök yapar. Şimdi bu uzunlukta AC neydi? Şurası R kök e bunun tamamı neydi? Burası da R kök O zaman ben R kök 3'ten R kök 2'yi çıkartırsam eğer şöyle buradaki kök 2'yi çıkartırsam 6 eksi 2 kök 6 olacak. <laughs> burayı R parantezine aldım. Kök 3 eksi kök 2 geldi. Şöyle. Burayı da şöyle yapalım mı? 2 kök 3 parantezine alalım arkadaşlar. 2 kök 3 parantezin alırsanız bakın ne ile 2 kök 3'ü çarparsanız 6 olur. Kök 3 ile ne ile 2 kök 3'ü çarparsanız 2 kök 6 olur. Kök 2 ile. <laughs> bakın bunlar gitti. R'yi bulduk. R 2 kök 3'müş. Soru bana ne soruyordu? Dairenin kesilmeden önceki alanını soruyordu. E yarı çapım 2 kök 3 ise pi çarpı 2 kök 3'ün karesi yani 12 pi yapacak. O da E şıkkında var. Bu föyün sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki föyde görüşmek üzere.